Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. E, Gazze'de biraz sükunet var. Han Yunus'taki 3 haftalık çok kanlı devam eden İsrail e, harekatı dün itibariyle bitti. E, biraz çocuk felci aşı kampanyasının da ciddi şeyi var, etkisi var. İsrail'in hareketlerini yavaşlatmasında belki de gerçekten duracak ve e, şu aşı işini halledecekler. Yoksa birkaç güne kadar büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Ayrıca Sudan'da da büyük bir sel oldu. Orada da bir çocuk felci problemi var. İşte yani Müslüman coğrafyanın neresine el atsanız kanıyor. Böyle de bir durum. Neyse bu arada İsrail'in başlattığı Batı Şeria'daki saldırı devam ediyor. E zaten devam eder çünkü zaten 7 Ekim 2023'ten bu yana orada olmayan kalmadı arkadaşlar Batı Şeria'da ben şöyle bir baktım. 7 Ekim ve 27 Ağustos'a, 7 Ekim 2023'te 27 Ağustos 2024 arasında 628 Filistinli öldürülmüş. Kimler tarafından? Bir kısmı polis tarafından, bir kısmı yerleşimciler tarafından ve yerleşimcilerin 7 Ekim'den bugüne kadar Batı şeriada Filistin'in kendi halinde yaşayan insanlarına yani köyünde, ocağında, bucağında ya yani orası Filistin toprağı adı üstünde Birleşmiş Milletler kayıtlarında İsrail işgali altındaki Filistin toprağı diye geçen bir yerden bahsediyoruz. Oranın sahibi Filistinli. Adam kendi halinde yaşıyor Yerleşimci faşistler bu son 10 ayda tam 1250 saldırı düzenlemişler. Bu ayda 125 saldırı günde 4 saldırı demektir ya. El insaf bütün dünyanın gözü önünde oluyor ve şimdi Üç tane mülteci kampı Cenin, Tutukkarim ve Tubas kan gölük, büyük savaş, büyük bilmem ne, Oraya giriyorlar buraya çıkıyorlar. Şimdi esas mesele ne? Esas mesele bütün bunlar yaşanırken Mahmud Abbas yönetimindeki Filistin El Fetih yönetimi ne yapıyor? Değil mi? Yani sonuç itibariyle El Fetih merkezli Ramallah'ta memleketi yönetmekle <laughs> görevlendirilmiş bir yönetim var. Bu yönetim neye çare olmuş? Hiçbir şey. Hiçbir şeye çare yok. Seyrediyorlar. Yani e, İsrail şu anda Batı Şeria'da insanları öldürüyor ama bir yönüyle de on binlerce Filistinli'nin yaşamının içinden çıkılmaz hale getirerek o Filistinlilerin göç etmesini zorluyor. Ve tek bir efendim kınıyoruz. Ya kınamakla olmaz. Kınamakla olmaz. Nasıl bir yani Yaser Arafat tamam severiz sevmeyiz. O ayrı bir hikaye. Ama Yaser Arafat direnişin adamıydı. Direnişin lideriydi. E, yani intifadalar falan filan. Yani bunu bile yapamayan bir Filistin yönetimiyle karşı karşıyayız. Ve açıklamalar var. Vahim. E, Cemal Cuma ile konuşmuş Middle East Eye, Bir aktivist diyor ki Filistin yönetiminin bütün eylemleri olumsuz. Hiçbir şey yapmamanın yanında İsrail'in talep ettiklerini de gözaltına alıp teslim ediyorlar. Filistin halkının zaten doğal olarak işgale karşı öfkesi var ama bu öfkenin önemli bir bölümü de Filistin yönetimine dönmüş durumda. İşbirlikçi olarak görüyor Filistin yönetimini. Filistin halk. Madem diyor sen bunların hiçbirine karşı çıkamıyorsun, hiçbirini durduramıyorsun, sen de işbirlikçisin. Yönetim İsrail saldırısına karşı direnebilebilir ama kendi halkına karşı daha saldırgan bir kimlik taşımaya başlaması affedilemez. Bezalel Smotriç'in, faşist biliyorsunuz, Maliye Bakanı ama aynı zamanda onu Savunma Bakanlığı ordunun içinde e, bölgeler yani işgal toprakları koordinatörlüğüne getirdiler. Adam oraya geldi. Bezalel Smotriç'in Batı şeriaya ilhak açıklamasının uygulanmasını yaşıyoruz. Artık buradaki Filistin varlığı belirli ceplere indirgenmiş durumda. Yeni yollar açılıyor ve bu yollar yeni yerleşimler için açılıyor. Toprağı bölüyorlar ve alıyorlar. Şu anda Filistinlilerin kullandıkları yollar askeri buldozerler ile yok ediliyor. Altyapıyı yok ederek insanların yaşamlarını yaşanılmaz ve çok zor hale getiriyorlar. Ve şimdi mülteci kamplarındaki insanlara da İsrail Dışişleri Bakanı'nın ağzından tahliye emirleri yağdırmaya başladılar diyor. Kim diyor bunu? Cemal Cuma. Bence yapılanları özetlemesi bakımından önemli bir söyleşi. Peki nerede Filistin? Nerede El Fethi? Nerede şey bütün o mülteci kamplarında mülteci kamplarında gençler, Filistinli gençler yönetimle hiç alakası olmadan oradan buradan buldukları silahlarla evlerini korumaya çalışıyorlar. Ve bu şimdi şöyle bir noktaya doğru götürüyor. Filistin'i yönetimsiz de bırakma süreci topraksız ve yönetimsiz kalmış bir Filistin'den geriye hiçbir şey kalmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Nitekim bir el fetih yetkilisine de ulaşmış. The Middle East ay ve diyor ki İsrail Filistin yönetimini tamamen ortadan kaldırmıyor. Küçültüyor ve iktidarsız yapıyor. Bazı belediye görevlerinde yetki tanıyor ama büyük siyasetin parçası olmasına izin vermiyor. İsrail Filistin yönetimini bir tür arka bahçe unsuru olarak kullanıyor ama bu strateji o yönetimin aslında yıkılması anlamına geliyor. Şimdi Mahmut Abbas geldi burada konuştu. Eğer İsmail Haniye yaşasaydı o da gelip konuşacaktı büyük bir olasılıkla. Belki burada el sıkışacaklardı falan filan. O İsmail Haniye suikastı ne yazık ki bu tür bir fırsatında ortadan kaldırılmasına neden oldu. Çin'in el fetihle Hamas'ı Pekin'de bir araya getirerek bir e, Filistin için milli birlik zemini oluşturması bu yönden baktığınız zaman, zaman çok çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü anladığımız kadarıyla Filistin yönetiminin İsrail'le sert bir iklimde mücadele etme gibi bir kabiliyeti tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Çok hazin bir durum. Sadece 7 Ekim 2023'ten bugüne yaklaşık 3 bin Filistinli, Batı Şeria'dan bahsediyorum. 3 bin Filistinli evlerinden oldu. Çadırlarda yaşıyorlar. Ve evlerine hemen yerleşenler var. Resmen işgal altındaki o topraklar giderek İsraillileşiyor. Hoşçakalın.